Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Barış ve selam Rabbimizden geliyor. Bu en ki o en merhametlidir. Allah'ın şefkati bu dünyaya tamamen açılmadı bile. Rahman ve Rahim. Şeyh Efendi buyuruyor ki Allah'ın makamını daimi yükselsin bu mübarek günde. Bize desteğini ve rahmetini göndersin. Sadece küçük bir parçası o Rahman'ın bu dünyaya gösteriliyor. Bazı evliyalar diyor ki belki 70 binde bir parçası o insanoğluna bu dünyada gösteriliyor. Gerisini Allah kıyamet gününe gösterecek. Rahim'den ne haber? Rahim olağanüstü sevgi ve merhamet Allah'ın göstereceği kıyamet gününde gönderecek. Ama mümin kişiye oturup düşünürse mümin kişi ve anlamaya çalışırsa kendini, Rabbini anlamaya çalışırsa manası nedir? Manası Rabbini tanımak. O Rabbini bilmeye çalışıyor. Allah onu tanımamızı istiyor mu? Allah onu bilmeye çalışmamızdan mutlu mudur? O yüzden onu bilenler onlar için diyor ki onlar benim dostlarımdır diyor. Bu dünyada öyle demiyor muyuz? Bizi tanıyan insanlar, bizi çok iyi tanıyan insanlara İslami dildeki, Osmanlı dilindeki o kelime Farsçadaki dosttur. İngilizcedeki arkadaş kelimesinden daha farklıdır o. Demek ki Rabbini tanımaya çalışan kişi o her zaman Rabbi üzerine düşünüyor. Düşünüyor ve biliyor ki Rabbimiz bize bakıyor, anlamaya çalışıyor. Rabbimizin merhameti her yerde nasıl kendini gösteriyor. O kişi onun Allah'ın dostu olmaya açık bir adaydır. O kişi Allah'a yakınlaşır. Allah o kişiyi sevdiğinde o vakit o bu dünyada yaşar. Allah'ın iradesiyle yaşar. Ve orijinaliteye geri döneriz İslam'a. Müslüman nedir? Müslüman o biridir ki Allah'ın iradesiyle yaşar. Kendi iradesini Allah'a teslim eder. O yüzden Şeyh Efendi söylüyor ki, buyuruyor ki bir meczup kişi vardı. Hacdaydı, hacca gitmişti. Şeyh Abdullah Kaddesallahu sırrıyla tanıştı orada. Allah onun sırrını korusun. Bize desteğini göndersin. Elhamdülillah. Bizler diliyoruz ona yakın olabilmeyi. Ona ziyaret edebilmeyi. Onun makamı Evliyalar Sultan'ın makamı burada inşa edildi. Bu dergi onun için kuruldu. Yakında başka makamlar da yapacağız. İzin verildi bize. İşimiz var. Ama sizler uyuyorsunuz.
son dakikada geliyorsunuz. Biliyor musunuz makam ne demektir? Geceler ve gündüzler boyu oturup secdede dursanız, ibadet etseniz o hizmetin karşılayamazsınız. Makamı inşa etmenin hizmetine gelecek. Demek ki bu meczup kişi Şeyh Abdullah'ı gördü. Ve Şeyh Abdullah'a döndü ve dedi ki sen bir Müslüman mısın dedi. Şeyh Abdullah ona gülümsedi. Ey oğlum dedi. Bütün bu yıllar boyu kendime bu soruyu sordum. Ben bir Müslüman mıyım? Anlıyor musun? Evliyalar Sultanı Şeyh Abdullah. Evliyalar Sultanın makamı o Peygamber Efendimiz'i temsil ediyor. Fiziki olarak yaşarken o makamı temsil ediyordu. Ve meczup ona geldi ve sen Müslüman mısın diye sordu. Hacda. Kabe'nin önünde. Şeyh Abdullah gülümsedi ona. Ey oğlum dedi. Bütün bu yıllar kendime bu soruyu sordum. Ve ben buna bir evet cevabı veremedim henüz kendime. Bu işte edep budur. Bu samimiyet budur. O en yüksek derecedeki evliyanın. Ki Allah'ın o vakit dünya üzerinde yaşayan Allah'ın en sevgili kulu odur. Oydu. Ve meczup gülmeye başladı. Güldü ve çok mutluydu ve dedi ki ey Mevlam dedi. Ben bu soruyu pek çoklarına sordum dedi. Ve onların hepsi dedi başarısız oldu. Hepsi beni dövdüler dedi. Beni tekmelediler. Ve bana küfrettiler. Nasıl bana bu soruyu sorarsın dediler. Ben büyük bir şeyhim, ben büyük bir alimim. Görmedin mi? Ben Kabe'deyim. Ben hacıdayım. Görmüyor musun dediler. O dedi ki evet doğruyu söyledin dedi. İşte o yüzden Şeyh Abdullah Şeyh Abdullah'tır. O Allah'ın kuludur. En yüksek ünvan Rabbimizin huzurunda verilen en yüksek title budur. Bizim hedefimiz Abdullah olmaktır. Ama hizmet eden, hizmetkar oturmaz ve bir kral gibi yürümez, konuşmaz, oturmaz. O hizmet eder. Nasıl hizmet edeceğimizi nasıl bileceğiz? Allah merhametiyle bize en yüksek evliyalardan birini gönderdi. Kılıcın sahibini. Bize nasıl hizmet etmemizi öğretmesi için. Bize nasıl takva sahibi olmamız için. Niçin biz özeliz, özel miyiz? Biz sadece bir milyarlarca kişiden sadece birisiyiz. Bizden önce milyarlar geldi ve milyarlar gelecek arkamızda. Bizi özel kılan nedir? Biz hiçbir şeyiz. Niçin Allah bizi milyarların içinden bizi seçti? Bizi çekti, aldı. Bu dağların tepesine çıkardı. Onu bilmemiz için, tanımamız için. Ve en iyi dostlarından birini gönderdi bize öğretmek için bunu. Eğer kalplerimiz çalışıyorsa, hareket ediyorsa bu bir yeterlidir. Ağlamamıza yeterlidir bu. Secdeye durmamıza ve Ya Rabbi bizi bağışla dememize yeterlidir. O vakit işte bağışlama o zaman Allah'a çok değerlidir. Çünkü o bağışlama gaflet içinde istenmiyor. O bağışlama sıradan bir şey değildir. Sadece dudaklarınla söylediğin estağfurullah değildir. Anlıyor muyuz? Biliyoruz. Düşünüyoruz. Onun üzerinde tefekkür ediyoruz. Bir şeyleri birbiri üstüne koyuyoruz ve kalplerimiz açılıyor.
ve o vakit ya Rabbi bağışla beni dersin. La ilahe ente subhane kuntu minel zalimin. Sen bize o kadar merhamet gösteriyorsun ki ben hiçbir şey yapmadım ama zalim oldum. Kendime zalim oldum. Allah merhametiyle bize bu fırsatları gönderiyor bugünlerde. Geri çekilmemiz için, düşünmemiz için. O cennet kapılarını açtı ve cehennem kapılarını kapattı. Cehennemin sakinlerini dışarı çıkardı. Ve bizi o mübarek yerlere götürdü. O boşlukları doldurmamız için. Kesinlikle orayı yalanlarla, iftira atmakla, dedikodu yapmakla dolduramayız. Evet. O vakit işte biz kendimize zalimlik yapıyoruz. Allah hepimizi özel yarattı. Tabii ki. Bu dünyada birbirine aynı iki yoktur. Allah'ın tekliğini yansıtır. Sadece tek vardır. İki çimen dalı bile birbirine aynı değildir. İki ayak izi aynı değildir. İki insanın yürümesi aynı şekilde olmaz. Kendi adımlarınızı hiçbir zaman siz de tekrarlamazsınız. Ve oturduğumuz zaman kendimizi bu dünyadan özgür kıldığımızda ve bunun üzerine düşündüğümüzde vakit biraz daha fazla anlamaya başladığımızda Rabbimiz bu dünyayı yarattı. Allah subhane teala. O vakit işte anlarız kalbimize huzur geldiğini, ışık girdiğini, nur girdiğini. Ve o vakit Allah bize buyurur ki gel der, benim hizmetkarım ol. Ben senin gözlerin olurum, kulakların olurum, dilin olurum, ellerin, ayakların olurum diyor Rabbimiz. Bunun üzerinde yansımak ve kendi yansımanıza bakmak ve anlamak ve nasıl düşünebileceğini anlamak. Allah en iyi kullarından birini gönderdi bize göstermek için. Kolay yolu, açık yolu göstermek için. Dümdüz olan yolu. Allah subhane teala hikmetiyle kılıcın sahibini perdeledi. O fiziki olarak perdelendi. Ama onun perdesi ruhaniyet yönünden açıktır. Biz fiziki kişiler olarak burada değiliz. Fiziki olarak gidip gelebiliriz. O perdeleri kaldırın. O perdeleri, bu dünyanın perdelerini kaldırın kalbinizden. Elinize alın, kalbinize koymayın. Bu perdeleri alın, gafletin perdelerini açın. Kibirin, inatçılığın ve öfkenin ve kıskançlığın. O vakit inşallah bir gün Allah'ın evliyasının gözüyle görebiliriz. Şeyhimizin gözüyle görebiliriz. Çünkü o Allah'ın gözüyle görüyor. O vakit işte baktığımızda ve gördüğümüzde ya Rabbi diyoruz. Sen her şeyi mükemmel yarattın. Ve senin bağışlamanı istiyoruz. Kendinizi özgür kılın. Dün dediğimiz gibi bizim dergaha ihtiyacımız var. Kendimizi bu dünyadan kurtarmak, çekmek için bu dergaha ihtiyacımız var. Kimse dergaha şeytanıyla girmiyor. Dergahta şeytan yoktur. Ama eğer senin şeytanın içindeyse, şeytanını dışarı çıkarmıyorsa o vakit şeytanını da getirirsin dergahın içine. Evet. Ama o zaman çok rahat edemezsin burada. Şeytanını buraya getirenler çok rahat edemezler. Bir gün o
şeytan gitmek zorundadır. Emin ol ki sen o şeytanla beraber gitme buradan. Şeytanın seni kandırmasına izin verme. Pek çokları var. Pek çokları var. Bizden çok daha iyi olan. Bizden daha güçlü olanlar var. Onları Peygamber Efendimiz'le oturup yiyip içip onunla beraber olanlar da vardı. Biz kimiz? Biz hiçbir şeyiz. Özel değiliz. Bizler sadece Abdullah olmaya çalışıyoruz. Kendimizi dünyadan uzaklaştıralım. O vakit düşünmeye, bu tür şeyler üzerinde temiz bir şekilde düşünmeye vaktimiz olur. O vakit Rabbimize yakınlaşabiliriz. Dünyayı getirmeyin. Dünyanın ağır yüklerini sırtınızda getirmeyin. Onları bırakın. Onları serbest bırakın. Ve gelin. Dergaha gelin. Avlusuna gelin. İlahi kralın avlusuna gelin. Ellerinizi açın boş bir şekilde ki onu bir şeyle doldurabilsin. İnşallah bu mübarek günlerde bizim hiçbir şeyimiz yok. Allah'tan bağışlama ve merhamet diliyoruz. İmanımızı ve şeyimizi olan bağımızı güçlü kılsın. Onun sohbetlerini taşıyabilelim ve onu yaşayabilelim. İnşallah.